kıymetli arkadaşlarım evet e, Kurtuluş Savaşı ile ilgili kongreler dönemini anlattık şimdi gereğine kaldım İsa Kimiliği Yemin Kararları ve TBMM'nin 1. TBMM'nin açılması ile ilgili bilgi vereceğim size bu videoda <laughs> affedersiniz sesim biraz kötü izninizi bir soğuyayım evet şimdi 3-4 videodur şu şekilde şeyde şu şekilde anlatmıştık. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması, 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgali, 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkış, 28-29 Mayıs 1919 Havza Genelgesi, 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi, 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi 20-22 Ekim 1919 Amasya görüşmeleri diye ifade etmiştik. Şimdi bugün ise 28 Ocak 1920 Misak Milli Kararlarından 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına bahsedeceğiz. Şimdi Misak Milli Kararları neden oluşuyor arkadaşlar? Sivas Kongresi ile Erzurum Kongresi'ne alınan kararların bileşiminden oluşuyor arkadaşlar. Misak yemin demektir. Şimdi Osman ve Meclisi tarafından kabul edilen kararlardır aynı zamanda arkadaşlar. Monros imzalandığı gün elde kalan topraklar vatan toprağıdır bölünemez maddelerine geçtik. Milli sınırlar bu şekilde çizilmiştir. Elveye Selase denilen Kars, Ardoğan, Batum için gerekirse halk oylaması yapılacaktır. Türk nüfusunun fazla olduğu ortaya konulmuştur bu maddeyle. Batı Trakya'nın durumu için halk oylaması yapılmalıdır. Arap toprakları için gerekirse halk oylaması yapılacaktır. Bir de yaşayan azınlıkların hakları komşu ülkedeki Müslümanlara verilen haklar kadar olacaktır. Devletler arası eşitlik ilkesi ön planda tutulmuştur bu maddeyle. Boğazların güvenliği sağlandığı takdirde dünya ticaretine açılacaktır. Siyasi ve adli makam e, siyasi ve adli siyasi ve mali dengemizi bozacak. Ne verilemez? Ayrıcalıklar kabul edilmeyecektir. Şimdi kapitülasyonlarla ilk kez karşı çıkılmıştır burada ve ekonomik bağımsızlık vurgusu yapılmıştır arkadaşlar. Son derece önemli. Misak Milli'yi değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz. Misak Milli Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin meclisini bu sal tarafından onaylandığının bir göstergesidir, kanıtıdır. Milli mücadelenin siyasi programı niteliğindedir. Milli sınırlarımız bu belge ile çizilmiştir. Şimdi Burada kodlama yaparsak aklımızda kalınması açısından Bak bak şeklini kodlayabiliriz. Batı Trakya, Arap toprakları, kar Ardahan, Batum, Boğazlar, azınlıklar, kapitülasyonlardan bahsediliyor. Batı Trakya, Arap toprakları, kar Ardahan, Batum'da halk oylaması yapılması, Boğazların dünya ticaretine açılmasından, azınlıklar e, hakları, Müslüman haklarıyla işte olmasından, kapitülasyonlar kaldırılacak, dış borçlar ödenecektir konularını içeriyor arkadaşlar. Bunları da unutmayacağız. misak milli kararların kabul edilmesi üzerine itilaf devletleri meclis-i kapatmışlardı. İstanbul'u resmen işgal etmişlerdir. Milletvekillerini tutuklayıp sürgüne göndermişlerdir. Damat Ferit'i tekrar görevine geri getirmişlerdir. Kaçan milletvekilleri Mustafa Kemal'in yanına gelerek TBMM'yi kuracaklardır kıymetli arkadaşım. Şimdi misak-ı milli, milli bağımsızlık. Türkiye Büyük Millet Meclisi eşittir. Ne demek arkadaşlar? Milli egemenlik demek. Bunu hiçbir zaman için unutmuyoruz. Aklımıza getirelim. Evet, 1. teoremimin açılmasına baktığımızda 1. teoremimin bazı özellikleri var arkadaşlar ve bu özellikler oluşturduğu bir takım faaliyetler var bu özelliklerin gelişmesini sağlayan. Şimdi onlara bakacağız. Neler bunlar? Birinci tebibimin özellikleri seçimler yapılır ve Mustafa Kemal Ankara milletvekili seçilir. En yaşlı üye olan Sinop milletvekili Şerif Bey'in başkanlığında meclis açılır. İlk oturumdan sonra TBMM başkanı Mustafa Kemal seçilir. Savaş dönemi meclisidir. Bundan dolayı ilk seçimlerden sonra seçimlere gidilmemiştir. Savaş dönemi olduğundan gündeminde inkılaplar olmamıştır. Bu arada inkılap değil arkadaşlar, inkılaptır e, söyleniş e, özelliği olarak. İnkılap başka anlama geliyor. İnkılaptır. Yaptığı tek inkılap, saltanatın kaldırılmasıdır. Güçler Birliği ilkesini belirlemiştir, benimsemiştir. Nedeni ise savaş zamanında hızlı karar alabilmek içindir. Güçler Birliği neydi? Yasama yürütme yargının tek elden yürütülmesiydi. Meclis hükümet sistemi benimsenmiştir. Meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Kurucusu, kurucu bir meclistir anayasa hazırlayan meclisleri kurucu meclisleri 1921 anayasasını hazırlamıştır. Azınlıkların yer almadığı bir meclistir. Siyasi partiler yoktur. Sadece gruplar vardır. Siyasi gruplar vardır. Üyeleri istiklal mahkemelerinde görev yapmıştır. TBMM üyelerinin e, mahkemede görev alması TBMM'nin yargı gücünü kullandığının da göstergesidir kıymetli arkadaşlarım. Şimdi özellikleri bu şekildeydi. Birinci TBMM'nin Faaliyetlerine baktığımızda birinci TBMM'nin faaliyetleri arasında anan vergisi kanunu çıkarmıştır. Birinci tebemin çıkardığı ilk kanundur arkadaşlar. Meni, israfat kanunu çıkarılmıştır. Nisab-ı müzakere kanunu çıkarmıştır. Anayasa öncesi ön hazırlıktır. Düzenli ordu kurulmuştur. 1921 Anayasası'nın teşkilatı esasaya hazırlamıştır. İstiklal Marşı'nı kabul etmiştir. Hiyarneti Vataniye Kanunu çıkartmıştır. tebemmeye karşı çıkan ayaklamaları bastırmak için çıkartılmıştır. Pirahiler Kanunu çıkartmıştır. Başkomutanlık Yasası'nı çıkartmıştır. Londra Konferansı'na katılmıştır. Mudanya Teşkilatı Anlaşması'nı imzalamıştır. Saltanat'ı kaldırmıştır. Yaptığı tek inkılaptır. Saltanat'ın kaldırılması. 1. Lozan görüşmelerine katılmıştır. Asıl Lozan anlaşmasını 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamıştır arkadaşlar. Bunu da sınavda çıkmayabilir ama bilginiz olması açısından bir genel kültür bilgisi olması açısından 1. TBMM'deki gruplar arkadaşlar müdafaa hukuk Mustafa Kemal yanlısı grubu oluşturur. Tesanüt, İttihat ve Terakkiçi grubu oluşturur. İstiklal Mustafa Kemal'i desteklemiştir. Islahat Saltanatçı gruptur. Halk ise Bolşevikçi Sovyet Rusya grubudur. Yeşil Ordu Bolşevikçi Sovyet Rusya grubudur arkadaşlar. Evet bu videomuzda neden bahsettik? Misak-ı Milli'nin neden oluştuğundan bahsettik. Sivas ve Erzurum Kongresi'ne alınan kararlardan Osmanlı ve Musa Meclisi tarafından kabul edilen kararlar olduğunu bahsettik. Misak-ı Milli dediğimizde ne anlayacağız arkadaşlar? Milli bağımsızlık olduğunu anlayacağız. Ve e, Misak-ı Milli'nin değerlendirilmesinden bahsettik. Misak milli kararlarının kabul edilmesi üzerine itilaf devletlerinin yapmış olduğu e, hareketlerden bahsettik. Ve birinci TBM'nin özellikleri ve faaliyetleri üzerinde durduk ve birinci TBM'deki gruplardan bahsettik arkadaşlar. Esra Sıkayla Tarihte Geziyorum kanalına abone olmayı ve Esra Hoca Esra'ca Tarih Instagram hesabımla takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.